Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer. Bu modülde komut satırı aracı hakkında konuşacağız. Bu CompTIA Network Plus sertifikasyon N10-004 bölüm 5.1'den gelmektedir. Bu bir senaryo verildiğini söyler. A'a bakmak ve sonucu yorumlamak için bir komut satırı aracını kullanmamız gerekli. Ve bu bizi route, ipconfig, ifconfig, ping, rping, ve daha birçok komuta götürecektir. Bunlar ile birlikte ilerlerken bir Windows ve Linux tipi ortamda A üzerinde gerçekten neler olup bittiğini görebilmemiz için nasıl çalışabileceğinizi göreceksiniz. IPconfig ve ifconfig ile komut satır yardımcılarınızdan işe başlayalım. Şimdi bunların kullanılışı hangi işletim sistemi üzerinde çalıştığınıza bağlıdır. IP adresinizin ne olduğunu, makinenin içerisindeki yapılandırılmış olan hangi IP adresini kullandığınızı bunun IP adresinin ne olduğunu, bunun alt ağ maskesinin ne olduğunu, hangi ağ geçitine gittiğini ve hangi MAC adreslerini kullandığını öğrenmek istiyor musunuz? Linux veya bir Linux tipi ortamda çalışmanıza veya Windows'da çalışmanıza bağlı olarak farklı komutlar olacaktır. O halde eğer Windows'da çalışıyorsanız IP konfigi çalıştıracaksınız ve eğer Linux'ta iseniz IF konfigi çalıştıracaksınız. Şimdi bunların ikisine de bakalım. Burada benim Windows masaüstüm. Şimdi makinelerimde yapılandırılmış çok fazla farklı adaptöre sahibim ve çok fazla farklı sanal makinelere ve yaptığım başka şeylere sahibim. Öyleyse ipconfig ile diğer bazı komutları kullanacağım. More komutu kullanacağım. Böylece bizim için sıralanmış olacak, tam sayfa olacak ve ardından bize müsaade edecektir. Daha sonra enter'a tıklayacağım. Benim bir sanal kutuya, bir sanal makineye sahip olduğumu gösterdiğini görebilirsiniz. Birisi şu anda ağ bağlı olan fiziksel ethernet kartım. Ve bu Bortcom dahili kartı için ethernet adaptörü. Ve burada DNS ekine sahip olduğumu görebilirsiniz. IP adresi olarak 192.168.0.7'yi kullanıyorum. Ve alt ağ maskesi olarak 255.255.255.0'ı kullanıyorum. Ve varsayılan ağ geçitim 192.168.0.1. O halde kendi varsayılan ağ geçitimi pinklemek istediğim zaman ipconfig komutunu çalıştıracağım. Ve daha sonra benim A geçitim olarak gelen her şeyi pinkleyeceğim. Ve eğer 192.168.01 yapabilirsem bu A'da olduğumu görebilirim. Ve IP adresinin benim varsayılan A geçitimi düzgün şekilde pinklediğini görebilirim. Böylece makinemin konfigürasyonunun düzgün şekilde yapılandırıldığını bildiğim için oldukça iyi hissediyorum. Şimdi aynı şeye bir Linux tipi ortamda bakalım. İşte burada benim Linux masaüstüm. Burada ip config yerine ifconfig config komutunu çalıştırıyorum ve bunu yaptığım zaman burada iki a adaptörümün yapılandırıldığını görüyorum. Bir eth0'a sahibim ve bu bir geri döngü adaptörü. Öyleyse eth0 şu anda a, a bağlı olan, bunun 192.168.0.13 internet adresine sahip olduğunu görebilirsiniz. Burada broadcast adresim var, alfa maskem var. O halde şimdi konfigürasyonumun ne olduğunu tam olarak biliyorum. Ve 192.168.0.1 için varsayılan router'ımı pinkleyebilmem gerekir. Ve şunu görebilmem gerekir. Evet gerçekten bu düzgün şekilde iletişim kuruyor. Tıpkı benim Windows ortamım gibi. Çünkü bunlar aynı alt ağda bulunuyor. Her şeyin düzgün şekilde çalıştığı görünüyor. O halde bu iki komut ile gerçekten kendi yerel makinem hakkında bilmem gereken her bilgiyi toplayabilirim. Ve bu sayede A üzerinde bazı diğer yardımcı programları başlatabilirim. Şimdi IP adresimizi ve yerel makinemizin IP konfigürasyonunu biliyoruz. Ağımız üzerinde iletişim kurmaya başlayalım. Burada bilmek isteyeceğiniz iki ping komutu vardır. Birincisi rping ve diğeri ping'tir. Rping, adres Resolution Protocol yani ARP olarak ifade edilen temel TCP/IP protokolünden yararlanmaktadır. ARP çalışmadığı sürece IP çalışmayacaktır. O halde ARP her zaman çalışmak zorundadır. İşte bu yol ile yerel alt ağımızda bulunan aygıtların MAC adresini biliriz. Ping biraz daha farklı çalışır. Bu sadece bizim alt ağımızda çalışmaz ve ICMP ile yaşanan problem bunun her yerde etkinleştirilmemiş olmasıdır. Bazı insanlar yönetimsel olarak ICMP'yi kapatacaklardır. Bunu yapacaklardır çünkü bu sayede ICMP yoluyla iletişim sağlayamazsınız. Ancak bu alt ağlar arasında çalışmaktadır. Eğer bir aygıtı pinklemeyi biliyorsanız, en azından bu aygıt için bazı testler yapabilirsiniz. Biz daha önce zaten birkaç pinkleme yapmıştık. Ama şimdi bir re-pink ve pink yapalım ve aradaki farkları görelim. Windows işletim sistemi varsayılan olarak bir re-pinki içermez. Burada yükleyebileceğiniz bazı açık kaynak alternatifleri vardır. Ancak bunun işletim sisteminizde olmamasından dolayı yapabileceğiniz tek şeyin sadece bir Linux masaüstüne gitmek ve size bunun neye benzediğine dair hissettirebilmek olabileceğini düşündüm. Şimdi hatırlayın. Raping sadece bizim yerel alt ağımızda çalışıyor. Yapacağım şey benim yerel ağ geçtim için bir raping gerçekleştirmek. O halde komutumuz raping ve bunu 192.168.0.1 için yapacağım. Çünkü bu benim yerel makinem, yerel makinemin ağ geçidi. Öyleyse bunu pinkleyip pinkleyemeyeceğimi göreceğim. Gerçekten yapabiliyorum. Aldığım cevabın bir geri yanıt olduğuna ancak bu yanıtın MAC adresinde olduğuna dikkat edin. O halde ben bu aygıt için ICMP sorgusunu çalıştıramıyorum ve bu IP adresi için ARP'yi gerçekleştiremiyorum ve bu ARP için geri yanıt veren makine bu MAC adresine sahip. Eğer bir diğeri için yapmak isteseydim şimdi .2 için yapalım ve ağımda bir .2 olup olmadığını görelim. Bu ağ üzerinde bir .2 gözükmüyor. Şimdi bir .7 olup olmadığına bakalım. Ve şuna dikkat edin. Nokta 7 bundan tamamen farklı bir MAC adresine sahip. Şimdi ağın dışında makineye giden için yapalım. 4.2.2.2 Burada bir cevap alacağız. ARP'nin ki bizim yerel alt ağımızın dışında çalışmayacaktır. Öyleyse bu aygıt için bir R-Ping yapmayı deneyebilirim. Ancak bu makineden geri hiçbir şey almayacağız. O halde devam edebilirim. Ve bunun üzerinde Ctrl-C yapıyorum. Şimdi daha önceden bizim ping komutumuzu biliyorduk. Bunu daha önce yaptık. Örneğin varsayılan A geçitinizi pingleyelim. Bunun ICMP sorgularını gönderdiğini ve kendi ICMP sorgularını geri aldığını bizim ICMP'ye verdiğimiz cevapları biliyoruz. R-Ping'den farklı olarak 4.2.2.2'ye gidebilirim ve bu aygıttan geri yanıt alabilirim. O halde bu R-Ping ve Ping'in farklı olduğunun ve farklı avantajlara ve dezavantajlara sahip olduğunun iyi bir örneğidir. Şimdi ARP'yi görebilmek istediğinizde ve yerel alt ağınızın üzerinde bir şeyler yapmak istediğinizde r sizin için her zaman çalışacağını bilmeniz gerekir. Ama alt ağınızın dışına çıkmanız gerekirse bir ping çalıştırmak zorunda kalacaksınız. Traceroute daha önceki modülde bahsettiğimiz bir komuttur çünkü bazı zamanlarda paketin A noktasından B noktasına olan güzergahını bilmemiz gerekebilir. Çalışmak için ICMP protokolünü kullanır ve yaşam süresi becerileri bu trafik gibi A boyunca ilerler. Bu yaşam süresini 1'e ayarlar ve trafiğin nereden geldiğini görür. Bize gidebildiği kadar uzağa gittiğini belirterek yanıt verir. Daha sonra bunu 2 olarak ayarlar ve ikinci router'ın biz bir geri yanıt almadan önce ne olduğunu görür ve ardından 3'e ayarlar ve bu şekilde devam eder. O halde bunu yaparak A boyunca router'dan başka bir router'a olan paketlerin izini sürebilirsiniz. Ve paketinizin uzak bir noktaya varmak için hangi yolu kullandıklarını anlamanızı sağlar. Şimdi bunu deneyelim ve Google'a gittiğimizde hangi yanıtları aldığımızı görelim. Trace root Windows'ta bütünleşmiştir. O halde bunu Windows masa üstümüzden çalıştıralım. Bir trace root çalıştıracağım. Bu trace root'tur. Ve bunu www.google.com için yapacağım ve enter'a basacağım. Sizin göreceğiniz şey trace route komutunun bir aygıttan bir ICMP alabiliyorsa gidip getireceği bazı zaman damgalı bilgilerdir ve daha sonra bunu adım adım saklayacaktır. Özel yerel router'ımla yaşadığım güçlüklerden birisi de bunun bir ICMP'ye yanıt veremeyecek olmasıdır. Bu yüzden bu talebin ilk başta zaman aşımına uğradığını görürüm. Ancak bu benim makinamdan geçtiği zaman tüm bu routerlardan geçerek bana neler olduğunu söyleyecek. Benim ve bu router'ın arasında ileri geri gidecektir. Bir yanıt almadığımız zamanlarda burada küçük bir yıldız görürüz. Burada belirli routerlardan geri yanıt alamadığımız durumlar. Ve bunun ardı ardına 3 kez olduğu durumlar vardır. Bunun sonunda Google'a yaklaştığı görülünceye kadar bu yanıtın ileri ve geri gittiğini görmeye başlarız. Her neyse ve daha sonra son olarak bizim takipimiz tamamlanmış olur. A noktasından B noktasına varmak için tüm bu geçtiğimiz adımlara bir göz atın ve Google'da neler olduğuna bir bakın. Şimdi eğer nereye gittiğimizi tanımlamak isteseydik, Florida'da router'ımızdan gittiğimize dikkat edin. Bu mobil Alabama, Dallas'a gittik gibi görünüyor. Umuyoruz ki Atlanta'ya geri döndük ve son olarak muhtemelen Google için Atlanta'da herhangi bir yerde bazı serverlara ulaştık. Bu yüzden bu sadece kendi Google yerimize ulaşmadan önce tüm ülke boyunca bizi götüren bir işlemdir. Ve bunların hepsi görünenin arkasında gerçekleşen işlemlerdir. Şimdi tüm yol boyunca her bir adımın takibini gerçekleştirebiliriz. Eğer pinklemeyi sevdiyseniz ve trace root'u sevdiyseniz MTR'ı gerçekten seveceksiniz. Bu tüm bunlarla birlikte bütünleşen mükemmel küçük bir yardımcı araçtır ve biraz daha ekstra şey sağlamaktadır size bu ekstra kısımlardan bazılarını göstereceğim. Bu şu anda sadece bir Linux tipi ortamda, bir Unix tipi ortamda çalışan bir şeydir. Bunu Windows'da bulamazsınız. Eğer bulmak isterseniz Windows'un daha önceki versiyonlarında çalışacak olan bazı açık kaynak versiyonları var. Bulunduğunuz mesafe bunda çok farklı olabilir. MTR, Metin Yol Takibi ve Benim Yol Takibim için İngilizce ifadelerin kısaltılmış kullanımıdır. Bu değerlendirme sırasında nerede olduğuna bağlıdır. Bu uzun süredir kullanılan bir programdır. Matt Kimball tarafından başlatılmış ve Roger Wolf bunun bazı parçalarını üstlenmiştir. Ancak bu endüstri de uzun bir ömre sahiptir. Bir Linux veya Unix masa üstünde evrensel hale gelmiştir. O halde şimdi MTR'ımızı çalıştıralım ve bunun neye benzediğine bir bakalım. Bir MTR yapacağım ve bir diğerini Google için yapacağız. Bunlardan birisini daha önceden yaptığımız için Enter'a bastığım zaman şimdi tam ekran görünüm modunda oluyor. Ve bu yol boyunca olan her bir adımı gösteriyor. Bunun yaptığı pinkleri güncellediğine dikkat edin. Bana paket kaybını gösteriyor. Bu özel router'ımdan aldığım en son değeri gösteriyor. Ortalamanın en iyinin en kötünün ne olduğunu ve bunların bir standart sapmasını gösteriyor. Bu yüzden burada ekstra şeyler var dediğimde bazı mükemmel ekstra araçlara sahip olduğundan bahsediyorum. Ve ben gittiği yolları görebiliyorum. Dikkat edin, üst tarafta bazı seçeneklere sahibim. Benim görünüm modum gibi şeyleri değiştirebilirim. Eğer D'ye tıklarsam bu bana pink bilgisini gösterecek. Bunu özel bir link boyunca pinklediği gibi izleyebilirim. D yeniden bana son 50 pink hakkında bilgiyi gösteriyor ve neyin gösterildiği ve alındığını gösteriyor. Ve daha sonra kendi orijinal görünüm boyutumuza geri dönebiliriz. Bu işlem boyunca devam edebilirim kendi yol takibimden ne yaptığını, nereye gittiğini görebilirim. Ve sadece bunun devam etmesine izin vererek düşen çerçevelere gidiyor muyum? Benim bu aygıtlara geri dönüşte ortalama pin kızım ne? Gibi soruların yanıtlarını öğrenebilirim. Birçok farklı değişkenin bulunduğu bir şirket ortamının içerisinde çalışıyorsanız bu ayrıca son derece kullanışlı olabilir. O halde bu sadece Google'a gitmek için kullanmak ve buradaki adımların neler olduğunu göstermek isteyeceğiniz bir şey değildir. Bu gerçekten neredeyse herkesin ortamında çok kullanışlı olabilir. Burada kulağa oldukça basit gibi gelen ancak gerçekten çok kullanışlı olan bir yardımcı araç daha vardır. Buna hostname denir. Bu bir Windows masaüstünde çalıştırabileceğiniz, bir Linux komut satırından çalıştırabileceğiniz bir şeydir ve hangi hostta bulunduğunuzu öğrenebilirsiniz. Her ne kadar bu basit görünse de sürekli bir makineden başka bir makineye geçen biriyseniz veya bir yerde bulunan ve birçok uzak masaüstü ekranına sahipseniz belirli bir zamanda hangi makinede olduğunuzu hatırlamayabilirsiniz. Bu yüzden hostname size benim bulunacağım makinenin ismini görmenize izin veriyor. Bunu benim Windows ortamımda görelim ve bakalım burada neler var. Burası benim Windows masaüstüm. Hostname oldukça karışık. Hostname yazıyoruz ve enter'a basıyoruz. Ve bu bize bulunduğumuz yerin ismini söylüyor. İşte bu kadar basit. Eğer komut satırındaysanız ve birçok uzak masa üstüne sahipseniz ve hangi makinede bulunduğunuzu hatırlayamazsanız hostname size bu bilgiyi verecektir. Zaman zaman kendimizi isim hizmetleri ve isim çözümü ile ilgili problemlerde sorun giderirken buluruz. Ve burada size yardımcı olacak iki komutu unutmamanız gerekir. Bir tanesi mslookup ve bir diğeri de dig olarak ifade edilir. mslookup ve dig özel bir hostname için veya özel bir IP adresi için kendi veri tabanının içerisinde hangi DNS serverına sahip olduğunu görmenize izin verir. MS Lookup, Windows ve POSIX tabanlı ortamların her ikisinde de çalışacaktır. POSIX, Linux veya Unix tipi ortam olacaktır. Bu isimlere ve IP adreslerine bakacak ve bize bununla ilgili olarak iş istasyonunun gördüklerini söyleyecektir. Dik biraz daha karışıktır. Bu bize daha fazla bilgi sağlar. İngilizce ifadesiyle Domain Information Groper için kısaltmadır. Bu daha fazla gelişmiş bir MS Lookup'tır ve size diğer görünen DNS serverları hakkında bilgi verir. Sadece iş istasyonu açısından değil ve burada dik kullanıyorsanız çok fazla komut satırı yardımcı fonksiyonunun kullanılabildiğini fark edersiniz. Bunların her ikisini de deneyelim ve neler elde edeceğimizi görelim. MS Lookup ve Digi Linux komut satırından çalıştırabileceğimiz için bunların her ikisini de burada kullanmayı düşünüyorum. O halde bir mslookup çalıştıralım ve Google için bakalım. Neden olmasın? Google'dan hangi IP adresinin geldiği ve konuştuğumuz serverın 0.1 olduğunu ve bir yanıtın Google Navigation Open DNS olduğunu söyleyecektir. O halde burada bir açık DNS sunucusu kullanıyorum ve Google'ın açık DNS'te bununla ilişkilendirilmiş iki IP adresine sahip olduğunu görebiliyorum. Öyleyse Google birden fazla IP adresine sahip. Burada aslında bilgiyi alabileceğim birkaç tanesi var. Bu yüzden bir dik yaptığımda ne almam gerekir? Aynı isim için sadece bir dik yapalım. Ben google.com için dik yapmak istiyorum ve siz aldığım sonucu çok daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Eğer yaptığınız sorgunun tam olarak ne olduğunu görmek istiyorsanız, bir DNS formatında tam yaratın ne olduğunu görmek istiyorsanız, tüm DNS serverları ve bunların veri tabanında kullanılan formatı biliyorsanız, yapacağınız şey cevabınızı veri tabanı isimlerine yerleştirmek. Bu cevabın burada neye sahip olduğumuzu tam olarak gösterdiği bölüm olduğunu görebilirsiniz. Bir açık DNS için Google bilgisini görebilirsiniz. Kullandığı conical isim tipini görebilirsiniz. Bu isimle ilişkilendirilen IP adreslerini, kuyruk zamanlarını, serverları ve daha birçok bilgiyi görebilirsiniz. Eğer bir DNS probleminde sorun gidermeye çalışıyorsanız, DIG büyük ihtimalle sizin ve Nave Server'ın arasında ileri ve geri giden şeylerin tam olarak ne olduğuna dair ayrıntılı bilgi alabilmeniz için kullanabileceğiniz mükemmel bir yardımcı olacaktır. Önceki modülde yönlendirme ile ilgili problemlere göz atmıştık. Sahip olduğumuz yönlendirme döngüleri ve yönlendirme problemleri. Kullandığımız bir makinedeki bir yönlendirme tablosunu görmemizin yolu root komutunu kullanmaktır. Bu Windows'ta çalışıyorsanız, POSIX tabanlı bir ortama göre biraz daha farklıdır. Ancak komut satırı oldukça benzerdir. Şimdi bunu Windows ortamında deneyelim. Bunun neye benzediğine dair bir fikrim olacak. Windows ortamında eğer root yazarsak, root komutu için kullanabileceğimiz birçok farklı seçeneği burada göreceğiz. Burada geri gideceğim ve siz kullanabileceğiniz tüm diğer seçenekleri görebilirsiniz. Görmek istediklerimden birisi yönlendirme gördüğümde Nelerin olduğunun çıktısını almak. root print yani yazdır, root add yani ekle, root delete yani sil, root change yani değiştir gibi seçenekleri görebilirsiniz. Ve bu root komutu ile kendi makinenizde birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Ben şimdi root print yani yazdır seçeceğim ve bunu benim makinemde görebilirsiniz. Hemen geri gideyim. Bir root print yaptığımda burada çok fazla bilgi var. Makinemde sahip olduğum tüm farklı adaptörler makinemde oldukça fazlasına sahibim. Sahip olduğum yönlendirme tablosu makinemde çok fazla root adaptörüne sahip olduğum için oldukça büyük ve burada bir IP versiyon 6 yönlendirme tablosu ve ayrıca hangi kalıcı izlerin ne olabileceğinin bir listesi var. Eğer bunlar buradaysa bir Windows makinede yönlendirme hakkında bilmeniz gerekecek her şey burada demektir. Linux masaüstümün root komutu biraz daha basit. Ben sadece root yazıyorum ve bu makinede hangi yolların yapılandırıldığını görebilirsiniz. Bir root print seçtiğimde bunun çalışmadığını fark ediyorum. Bu Windows'taki gibi değil. Windows ortamındakine göre biraz farklıdır. Ama root'ta hala çok fazla işe yarar bilgiye sahipsiniz. Burada bir verbose komutu var. Örneğin bir root v yaptığımda varsayılan olarak ayrıntılı görünüm seçilmiş olur. Bir root e yaptığımda burada segment boyutları ve diğer şeyler ile ilgili biraz daha fazla bilginin bulunduğu bir genişletilmiş modu elde ederim. Windows'ta veya Linux'ta olduğumu söylemek için oldukça kolay bir yoldur. Özellikle yönlendirme açısından bu makinenin neler gördüğünü söyler. Eğer A üzerinde bir Windows ortamında çalıştıysanız muhtemelen MBT stat komutunu biliyorsunuz. Bu sadece Windows'da kullanılan bir komuttur. Çünkü bu TCP/IP üzerinden çalışan NetBIOS'u ifade eder. Biz istatistikleri, bağlantıları görmek istiyoruz. Ben host görmek istiyorum. Burada mbt stat komutu ile çok fazla değişik işlevler bulunuyor. Windows komut satırından mbt statı çalıştıralım ve herhangi bir parametre olmadan sadece bunu yapacağım. Ve burada yapabileceğiniz tüm farklı parçaları görebilirsiniz. Adaptör durumunu, ön bellek bilgisini, belirlediğim isimleri görebilirim. Özel bir IP adresi ile oturumlar tablosunu listelemeye çalışabilirim. Oturumları serbest bırakabilirim. Burada bununla ilgili yapabileceğim daha birçok şey var. MBT stat tre a'yı çalıştırdığımda bilgi almak istediğim IP adresini bana verecek. Ve burada 0.7'nin ne olduğunu görebilirim. O halde 192.168.0.7 bana bu makinede olduğunu söylüyor. Bunun ismini görebilirim. Bununla neyin kayıtlı olduğunu ve ayrıca bu makinede diğer yerel alan bağlantılarını görebilirim. Bu benim yerel makinem. Burada çok fazla var. Eğer bir aygıtın bilgisini almanız gerekirse, bunun hangi makinede olduğu, hangi çalışma grubunda olduğu, bunun herhangi bir şeye bağlı olup olmadığı, bunun neye bağlı olduğunu öğrenmeniz gerekirse, MBT stat komutu size bu tipteki bilgilerin hepsini sağlayacaktır. Güzel. MBT stat komutu bir Windows ortamı için harika. Ancak bir Linux ortamında olsaydınız ne olacaktı? Hala neyin neye bağlı olduğunu, hangi aygıtların hangi makineye bağlı olduğunu öğrenmeniz gerekecektir. Herhangi bir özel portta dinleniyor muyum? Ve netstat olarak ifade edilen bir komut ile bunların hepsini yapabilirim. Netstat ayrıca bir Windows ortamında da kullanılabilir. Bu yüzden sadece TCP IP istatistiksel bilgisi ile ilgileniyorsanız netstat komutunun kullanılması gerekir. Netstat Windows veya Linux ortamından herhangi birisinde birçok farklı seçenek ile birlikte oldukça güçlü bir komuttur size kendi Windows ortamımdan bir fikir vereceğim. Sadece bir soru işareti yapacağım ve siz burada oldukça fazla seçeneğin bulunduğunu görebilirsiniz. Tüm bağlantılar ve dinleme noktaları. Bu bağlantıları oluşturan çalıştırılabilir dosyalar, Ethernet istatistikleri, tam nitelikli domain istatistikleri ve daha birçok şeyi görebilirsiniz. Burada oldukça fazla şey var ve eğer netstat -a yaptığımda bunlardan birçok bilgiyi görmüş olurum. Bu aygıttan gelen ve giden tüm diğer bağlantılara bir göz atın. İletişim kurdukları IP adresi, bu IP adresleriyle ilişkilendirilmiş port numaraları çok fazla bilgi. Windows ve Linux ortamından hangisinde olursanız olun, benzer tipteki bilgilerle benzer tipte ön uçlardır. Sizin sadece netstat komutunu çalıştırabilmeniz yeterli olacaktır ve ağ üzerinden bu makinenin yaptığı her şeyi görebileceksiniz. Şimdi bu komut satırı seçeneklerinden bazıları ile ilgili neler öğrendiğimize bir bakalım. İlk sorumuz iş istasyonları açısından hangi komut satırı aracı DNS serverlarını sorgulayabilir? Burada iki DNS komutunu kullanmıştık. Bunlardan birisi gerçekten iş istasyonunun aradığı bir şey. Bunun ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Cevabımız MS Lookup'tı. İkinci sorumuz hangi akıllı komut satırı aracı ping ve trace birleştirmektedir? Bu akıllı bir araçtı değil mi? Bunun ismi MTR. Ve son sorumuz hangi komut satırı yardımcısı POSIX tabanlı sistemlerde TCP IP ve arayüz bilgisini verir? Bu hangisiydi? Evet bu ifconfig'tir. Bu sayede makinenin tam olarak nasıl yapılandırıldığını görebiliriz. Güzel. Burada komut satırı araçları modülümüzden bilmemiz gereken her şeyi özetledik. Traceroute, ipconfig, ifconfig ve daha birçok diğer komut satırı araçlarını gördük. Öyleyse şimdi ağınızda olup bitenlere göre sorun gidermenize yardımcı olmak için komut satırınızda bu komutlardan bazılarını çok rahat bir şekilde çalıştırabilir durumda olmalısınız. Eğer ücretsiz Network+ Plus videolarımızdan daha fazlasını izlemek, mesaj panolarımıza katılmak ve daha birçok şey istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com